Değerli arkadaşlar, Uygur metinlerinin mahiyeti, muhteviyatı, keşfedilmesi, okuması teşebbüsleri ve neşredilmesi ile alakalı sunumumuzun ikinci bölümünde kısaca Uygur alfabesinden de bahsetmek istiyorum. Türk milleti tarihinin muhtelif devirlerinde ve yayılmış olduğu farklı farklı sahalarda büyük milli bir kültür vücuda getirmiştir. Büyük ve milli bir kültür vücuda getiren Türk milleti, komşu milletlerin kültür varlıklarıyla münasebet kurmaktan da asla imtina etmemiştir. Bu kültür münasebetleri hayatın sadece maddi sahalarına münhasır kalmamış, aynı zamanda hayatın manevi sahalarında, kültür sahalarında ve kültür sahalarının en yüksek tezahürü olan edebiyat sahasında da tecelli etmiştir. İran, Çin ve Hint edebiyatları ve bu edebiyatların edebi nevileri Türk edebiyatı üzerinde müessir olduğu gibi Türk edebiyatı da verici olarak bu milletlerin edebiyatları üzerinde tesir göstermiştir. Bu tesirlerin ve karşılıklı münasebetlerin ne kadar şümullü, derin ve geniş olduğunu Turfan'da yapılan arkeolojik kazıların neticeleri göstermiştir. Türk milleti kültür ihtiyacını karşılamak için tarihinin muhtelif devirlerinde farklı farklı alfabeler kullanmıştır. Bu alfabelerin bir kısmı milli Türk alfabeleridir. Bir kısmı ise komşu milletlerin alfabeleri olup Türk milletinin ses sistemi, fonetiği ve hançeresi göz önünde bulunarak bulundurularak yeniden tanzim edilmiş alfabelerdir. Türk milletinin tarihi boyunca köktürk Uygur, Mani, Birahmi, Arap, Slav ve Latin kökenli alfabeler kullandığını bilmekteyiz. Bu alfabelerin ne şekilde ve hangi sebeple Türkler arasında intişar etmiş olduğu konusu derin ve şumullü bir konu olup bizim şu anki sunumumuzda bahis konusu edemeyeceğimiz kadar geniştir ve sade tarihçidir. Fakat şu kadarını bilmek gerekir ki Türklerin tarihlerinin muhtelif devirlerinde ve yayıldıkları farklı farklı sahalarda kullanmış oldukları farklı farklı alfabeler bu alfabelerin kabulünden önceki milli kültürle Türklerin bağlantısını asla ve asla kesmemiştir. Milli kültür birbirine sağlam bir bağla bağlanmış olarak birbirinin takipçisi olarak devam etmiştir. İnsanların ve fertlerin hayatında kendinden önceki ve sonraki hadiselerle alakası bulunmayan bir hadise söz konusu olamayacağı gibi kültür varlıkları da tabii ki kendilerinden önceki ve sonraki tesirlerden azade kalamazlar. Biz Türk dili kültürü tarihi ve medeniyeti için büyük bir hazine mahiyetinde olan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk adlı eserinde Uygur alfabesinin umumi Türk alfabesi olarak tanıtıldığını görmekteyiz. Müsaadelerinizle Kaşgarlı Mahmud'un eserinden birinci ciltten ilgili ifadeleri aynen okumak istiyorum. Kaşgarlı Mahmut eserinin birinci cildinin yedinci sayfasında şöyle demektedir. El hurufu leti teduru aleyhime sinetü türk bi esriha ye semaniyete aşarata harfen asliyeten tarakkaba minhuma el kitabete türkiye. Yani Türk lügatlerini teşkil eden harflerin tamamı 18 asli harf olup Türk yazısı bunlardan terekküp eder. Yani meydana gelir. Yine birinci cildin 10. sayfasında Kaşgarlı Mahmut Uygur yazısı hakkında şunları söylemektedir. Ve ala hazel hattı kütübül hakaniyeti ve selatin ve merasiluhum min kadimi der ilel yevm min kaşgar ile sinil ulya muhtikan bir cemi diyari türk. Yani hakan ve sultanların kitap ve mektupları eski zamandan bugüne kadar Kaşgar'dan başlayıp yukarı Çin'e kadar bütün Türk ülkelerinde bu yazı ile yazılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud'un bu ifadeleri Türk milli kültürünün nasıl bir bütün olduğunu bizlere ispat etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un eserinde köktürk harflerinden ya da mani alfabesinden hiç bahsetmemesi, bu alfabelerin bu tarihte hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu bize göstermez. Kaşgarlı Mahmud'un Türk kültür tarihinin bu safhası hakkında kafi derecede malumata sahip olamayacağını gösterir. Değerli arkadaşlar, Uygur alfabesinin inkişaf seyri hakkında katli bir malumata malik olmadığımız gibi Uygurların Uygur alfabesini ne şekilde bir sırayla kullandıklarına dair bir alfabe cetveli de günümüze gelmemiştir. Uygurların kullandıkları harflerle alakalı birkaç kaynakta bu harflerle alakalı malumata rastlamaktayız. Bunlardan bir tanesi yine Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügati Türk adlı eseridir. Diğeri ikinci bir eser Ankara Umumi Kütüphanesi'nde bir mecmuadır. Üçüncü olarak da Timur tarihini yazan İbni Arapşah Acayibül Mekdur Fi Nevaibi Timur adlı eserinde bu harflerden bahsetmektedir. Fakat eserin müstensihleri Uygur harflerini bilmedikleri için bir resim şeklinde kopyalamışlar ve eserin muhtelif nüshalarında Uygur harfleri belirli yanlışlıklarla kaydedilmiştir. Son olarak da elde mevcut alfabelerin en yeni olanı Hamidiye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi bölümünde numara 138'de bulunan ve Risale Behattı Moğoli ve Risale-i Cami Cihan Nümayi Tasavvuf adını taşıyan Risaledir. Uygur yazısını öğrenmek için ve öğretmek için onun ayrı harflerini muhtelif gruplar içerisinde gösteren ve Arap harfleriyle izah edilen cetvellerde yapılmıştır. Bu gibi cetvellerden bugün iki nüsha mevcuttur. Bunlardan biri Hamidiye Kütüphanesi'nde, diğeri İnkılap Müzesi Kütüphanesi Cevdet kısmında bulunmaktadır. İkinci cetvel Muallim Cevdet tarafından 1930'da Evrak Hazinesi satışı sırasında yolda dökülen kağıtlar arasında çocuklardan satın alınmıştır. Değerli arkadaşlar, sunumumuzun bu kısmında Uygur harfleriyle alakalı kısaca malumat vermiş olduk. Sunumumun ikinci kısmını da böyle noktalıyorum.